Veya bir cenaze namazını kılacağız. Evet, Allah Celle Celaluhu kabul buyursun. Kardeşlerimizin ruhu için inşallah. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahil Fatiha. Haçların şiddetine maruz kalan ve şahadet cennetini can kardeşlerimizin kusurlarını bağışla. Amin. Cennetteki makamlarına âli eyle. Din kardeşlerine sabr-ı cemil ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri ümmet-i Muhammed'i zalimlerin, Yahudilerin, Haçlıların idam edilen kardeşlerimize de rahmet eyle. Amin. Aileler Esed ve Suud diktatörlerinin saltanatlarının yerle bir eyle ya Rabbi. Amin. Onların saltanatlarının yok olduğunu dünya gözüyle görmeyi bizlere nasip eyle. Amin diyen kardeşlerimizin günahlarını affeyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet, bugün Yeni Zelanda'da gördük ki insanlar camiye gittiler. Bu masum insanlar camide sadece ibadet için gitmişlerdi. Oysa ki katiller, Haçlı teröristleri gelip o camideki masum insanların üzerine otomatik silahlarla ateş açtılar ve onlarca insanımızı, onlarca Müslümanı katlettiler. Müslümanlara terörist diyen Batı gördük ki asıl terörist kendileridir. Yani sadece Müslümanlar teröristtir diyen bu insanlar, Müslümanların hiçbir teröristlerini görmedik ama masum insanlara saldırmak üzere camide otomatik silahlara saldıran insanların gerçek yüzlerini gösterdiler ve Haçlı savaşlarının bitmediğini, Haçlı zihniyetinin devam ettiğini gösterdiler. Yeni Zelanda'da da cuma namazı kılmak için camide bulunan Müslüman kardeşlerimize yönelik Batılı Avrupa'yı artık Hristiyan dünyasının azılı teröristlerince diyebileceğimiz, çünkü Nazi kıyafeti taşıdıkları da ifade edildi, çeşitli basın aslında bunu gördük. Müslümanları her fırsatta en ufak bir şey ki kendilerinin üretmiş olduğu taşeron örgütleri Müslümanlara mal ederek, işte bunun en bariz örneği DAEŞ olarak ifade edebiliriz. Bunlar üzerinden yapmış oldukları saldırıları da İslam'a mal etmekte her fırsatta çekinmeyen Batılı katiller, teröristler. Yeni Zelanda'daki sözüm ona, özellikle kamuoyuna, dünyaya, tüm dünya barışın sözde hakim olduğu müreffeh bir ülke olarak ifade edilen Yeni Zelanda'da bunun yapılmış olmasını aslında bir tesadüf olarak görmüyoruz. Biz eğitim bir sen olarak, şu eğitim bir sen Siverek temsilcisi olarak şunu ifade edebilirim ki özellikle şu an 18 Mart'a yaklaştığımız bu dönemde 104. yıl Çanakkale şehitlerimizi anma etkinlikleri de düzenlenecek ki 104 yıl önce bunların dedeleri, özellikle tablolar ifade edildiği zaman bizim dedelerimizin, özellikle o dönem yaralı askerlerini belki sırtlarında taşıdıkları tabloları biz tarihten biliyoruz. Ama bunların kini, o 104 yıl önceki bir araya gelip işte İslam'ı boğma, özellikle Çanakkale'yi şöyle ümmet bilincinin son derece olduğunu varsaydığımızda bildiğimiz için o noktadaki onların o kinleri hala devam etmekte. Bunun en bariz örneği, ben bunu bir tesadüf olarak kesinlikle görmüyorum. Onun belki de bir intikamı olarak bugün bu saldırının düzenlendiğini ben açıkçası düşünüyorum. Bu noktada tabii ki bizim Müslümanlara düşen ümmet bilincini kuşanmak, bu konuda bu cesareti gösterebilmek, sadece tabii ki yüreğimiz sızlıyor. Yüreğimizde bu sızıyı son derece hissetmemiz gerekiyor. Ümmetin coğrafyasında, gönül coğrafyamızda, dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın ki birçok noktada Müslümanların sıkıntılar içerisinde olduğunu görüyoruz. Mısır'da, Suriye'de bunun yakın zamanda örneklerini maalesef gördük. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyanın da ayağa kalkması gerektiğini, bu bir turnusol kağıdı da olacak aynı zamanda Batılı ülkeler için. İşte birkaç
insan ki kendilerinin oluşturduğu taşeron örgütlerce katledildiği zaman işte Fransa'da Charlie Hebdo'da bunu gördük. Bu tür saldırılarda birkaç insan ölmesi kesinlikle onu tasvip ettiğimiz anlamda ifade etmiyor ama burada masum insanların sadece işte arkası dönük namaz kılarken böyle bir saldırıya bir katliama uğraması ne bakalım dünya nasıl bunu görecek? Bunu da onlar için bir turnusol kağıdı olacak ama her şeyden önemlisi Müslümanlar için bunun çok büyük bir anlamı olmalı. O Çanakkale ruhunu özellikle bu son dönemlerde yine üzerimizde ülkemiz için, İslam dünyası için oynayan oyunların bozulması anlamında ilk etapta kendi ülkemizde tefrikayı bir tarafa bırakarak bir araya gelmemize vesile olması gerektiğine inanıyorum bu saldırının. Tekrar ben şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim şehitlerimizin bu aydınlığını inşallah bize de verir ve biz onların yolundan gitme uğraşı içerisinde oluruz. Bir kez daha saldırıyı şiddetle lanetliyorum.